milföylü şiş köfte. 4 adet milföy hamuru. Köftesi için yarım kilo dana kıyma, 3 dilim bayat ekmek, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tepsiyi yağlamak için bitkisel margarin, sosu için 3 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, 4 adet domates, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Şimdi milföyden gene harikalar yaratma vakti, hep öyle evet. diyoruz. Yine davet masalarında misafir geleceği zaman çok şık bir sunumu olan bir yemek yapacağız. Köfte yapacağız. Köfte yapacağız. Milföyle birlikte güzelce fırında pişecek, şişe dizeceğiz onları. Çıkınca da bir de bir güzel sos var domatesle. Domates sosumuz olacak. Tamam. Sarımsaklı, biberli bir sosumuz olacak. O zaman önce köfteden yapalım. Köfteden başlayalım. Tamam, köften başlayalım. Onları fırına atalım. Şurada tamam. Yoğurmak belki rahat olabilir. Evet, onu alalım. Şöyle. Onlar fırındayken de biz sosumuzu hallederiz zaten. Bir tane rendeliyor musun? Rendeleyeceğim. Şurada rendemiz. Hı-hı. Bir tane de sarımsak ekleyeceğim buna. Tamam, ben de baharatlarımı ayarlıyorum. Tuzla karabiber alacağım. O kadar, kimyon istemiyorsun. İsteyen koyabilir. İsterseniz koyabiliriz. Seviyor musunuz? Yok, ben severim ama tamamen senin tarifine tamam. odaklı gidelim. Şöyle biraz daha koyacağım. Karabiberini de ekleyeceğim. Hı hı. Şöyle biraz karabiber de ekleyelim. Evet. Sarımsak da koydun köfteye. Sarımsak da koyuyoruz. Ben seviyorum sarımsak tadını. Ekmek içi kullanıyorsun. Evet, ekmek içi kullanıyorum. Galeta yerine. Hı hı. Daha yumuşak olduğunu düşünüyorum ben. Galeta onu biraz sertleştiriyor çünkü. Sertleştiriyor mu? Evet. Ekmek yumuşak olduğu için biraz da ıslıyorum bunu. Hı hı. Islatınca daha yumuşak bir köfte elde etmiş oluyoruz. Çok az ıslatacağım kabuklarını bunları. Kabuklarını çok almıyorsun değil mi? Hı hı. Kabuklarını almıyorum. Bunları ama rondodan geçirip yine galeta unu... Kullanabilirler evet. Evet, yapabiliriz. Köftelerimizi yapalım. Ondan sonra milföylerimizi de onlara göre minik minik parçalara böleceğiz. Şimdi kabımızı da yağlamıştık. Ben şuradan kesme aletimizi bir çıkartayım. Sanıyorum şununla yapacağız. Tırtıklı evet. kısmıyla değil mi? Tamam. Yani tırtıklı olması şart değil ama hani süsü seviyoruz diyoruz ya. Yani. Evet. Kaç tane kullanacağız? Elim işler mi? Köftelerimizin yettiği kadarını kullanabiliriz. Şundan başla istersen. Bu daha iyi bir şey içindeki. Şöyle alayım. İkili oluyor zaten biliyorsunuz o milföyler. Şöyle keseyim ortadan bir. Tırtıklı böyle bir keseceğiniz varsa sanırım daha güzel bir şekil çıkacak. Evet. Bayağı mantı yapar gibi kestim onları. Evet. Değil mi? Mantı kafaması gibi olacak şimdi. Şöyle ayırayım. Böyle minik minik kareler istiyoruz aslında. Evet, kare kare tamam. yapıyoruz. Onlar şişince zaten biraz büyüyecekler. Çöp şişleri de alayım. Burada kesilecek kadar erise yeter. Evet, evet, şunu da bir keselim hemen istersen. Tamam. Gösterelim şöyle bir. Hemen dizmeye başlayalım. Hemen gösteriyorum. Nasıl yapıyorsun? İlk önce bir milföy alayım. Şöyle bir köfte alayım. Böyle bir milföy, sırasıyla. Bir köfte şeklinde. Evet. Yani istersek üçlü de yapabiliriz. Üç köfte.
Yani kişi sayısına göre. Kişi sayısına göre, tepsinizin şöyle, büyüklüğüne göre bu evet, şekilde. Zaten onlar şişecek arada. Şöyle şöyle. Köftelerle pişme süresi aynı, ise sıkıntı yok. Yani onun için korkmasınlar, aynı seviyede pişiyorlar. Tamam, hadi bakalım. Hiç sıkıntı olmaz. O zaman bu şekilde bütün tepsimizde şişler böyle gelecek evet, şekilde yan yana istediğiniz sıralamayla yapabilirsiniz. Ama milföyler şişeceği için bir köfte, bir milföy en güzeli sanırım. Evet, üçlü yeterli oluyor. Ben genelde hep üçlü yapıyorum. Şu ortasına bırakıyorsun zaten şöyle galiba. Şöyle yapalım. Bütün fırın tepsimizi dolduracak şekilde şişlerimizi dizmeye devam ediyoruz biz. Son bir şişimiz kaldı. Evet. Ama daha köftemiz ve milföyümüz var. Bunu da ikinci partide fırına atalım. Tamam. Ziyanlı olmasın. Bayağı da çıktı bu tariften. Evet, bereketli oluyor. Bereketli. Köftelerimizi daha küçük yaparsak daha bereketli olur. Tabii o tamamen evet, sizinize kalmış. Tam denk geldi. Bunu da verelim. O zaman fırını atıyorum. Kaç dakikada pişiyor? Bir 20 dakikada pişer. Bunları da şöyle kaldırıyorum. Sostan sonra onları da aynı şekilde fırına atacağız. Tamam. Şimdi biberler var. Bıçak alayım hemen. Bıçak vereyim. Şu olur mu? Olur. Tamam. Şöyle alayım. Ben de domates ne yapacağız? Rendeleyeceğiz, doğrayacağız mı? O zaman ben de onu rendeleyeyim. Tamam, ben şu çöpleri şunun içine koyabilirim. Şöyle yapalım. Domates sos bütün yemeklere çok yakışıyor değil mi? Evet, yakışıyor. Bu köfteye de yakışmam çok yakışıyor. Ve biz de bol bol yapıp kullanacağız. Bana şuradan ikiye böler misin domatesleri? Tabii ki. Abla bir yardımcı olsana bir. Şöyle böleyim hemen. Hepsini rendeleyim mi? Bol soslu yapalım. Tamam, güzel bol soslu yapalım evet, şöyle. Şimdi onları güzelce sotelerken biraz onlar dönsün. Ondan sonra içine domatesleri ekleyeceğiz. Sarımsağını ekleyeceğiz. Evet. Baharatları zaten şu an ekledik. Bu sırada da milföyler de fırında çıkınca hepsini bir güzel birleştireceğiz. Artık sosumuz oldu evet, ve sen fırında da piş diye yemeğimizi hemen çıkartalım. Of, güzel kızarmış. Değil mi? Şimdi gayet güzel. Hala daha pişmeye devam ediyor. Altı sosumu koyuyoruz. Evet, sosumu tamam, koyalım. Üzerine de köfteleri. Şöyle ben tutayım istersen. Tamam. Şöyle tavayı da alayım ben. Sizden. Tamam. Şöyle. Üstüne de böyle şişlerimizi koyacağız sanırım. Evet. Sosumuz çok güzel ve lezzetli oldu. Evet. Domatesli, bol biberli, evet, sarımsaklı bir sos. Efendim, milföy şiş köftelerimiz 3. tarifimizde. Güzel değişik bir tarif oldu. Altına bol domates sosla şenlendirdik. Bakalım tadı nasıl? Şimdi günün son tarifi gelecek. Güzel bir salatayla evet, programı bitireceğiz.